Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 69. testimizde kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Px polinomu veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi Px polinomunun çarpanlarından biri değildir? Çarpanlarını ayıracağız arkadaşlarım. Önce x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 yazalım. Bakın bu çarpanlar şıklarda mevcut. Şimdi x kare eksi 1'i tekrar çarpanlarına ayırıyorum x eksi 1 x artı 1 şıklar da yok. Ama x eksi 1'i de çarpanlarına ayırırsak kök x eksi 1 kök x artı 1 oldu. Bakın arkadaşlar şu ikisi çarpanlara ayrılmış hali. x artı 1 çarpı x kare artı 1 yazıyorum. Bunlar da şıklarda mevcut. C şıkkı çarpanlarından biri değildir. Px artı 1 polinomu verilmiş. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 4 olduğuna göre Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? x eksi 2'yi 0'a eşitleyip x yerine 2 yazacağız. Burada Q2'nin eksi 4 olduğunu buluruz. x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimizde x yerine 3 yazacağız. Bize P3 nedir diyor arkadaşlarım. Şimdi P'nin içinin 3 olmasını istiyorum. O zaman x'e 2 demeliyim x2 için p3 eşittir 3 çarpı x 2 demiştik. 2'nin küpü eksi 4 çarpı 2 artı. Buraya 2 yazarsam 6 eksi 4'ten 2 gelir. Bakın Q2'yi elde etmiş olduk. Q2'miz eksi 4'e eşitmiş. 3 kere 8 24. Eksi 8 eksi 4 daha 12. 24 eksi 12'den cevabımız 12 olur x polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre yani kalan sıfırmış. M ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? x eksi 2 sıfıra eşitlediğimizde x yerine 2 yazmalıyız. b 2 sıfır eşit olacak. m çarpı 2'nin küpü eksi n eksi 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 ifadesi sıfıra eşit olmalı. 8m eksi 4n artı 8 eksi 8 eşittir sıfırdan. 8 m eşittir 4 n'dir. Her tarafı 4'e böldüğümde n eşittir 2 m olarak buluruz. Px ifadesi bir polinomdur. O zaman burada kuvvetler birer doğal sayı olmalıdır. 18 bölü n büyük eşit 0. n eksi 6 büyük eşit 0'dan n büyük eşit 6 olur arkadaşlarım. Buna göre n'nin alabileceği en küçük değer için Px polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan nedir? x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimizde x yerine 3 yazacağız. Bize P3'ü sormakta. Arkadaşlar n'nin alabileceği en küçük değer 6'dır. Peki buraya 6 yazarsam doğal sayı oluyor mu ona bakalım. 18 bölü 6 3'e eşittir. 3 de bir doğal sayıdır. Şartı sağladı. Demek ki n'nin alabileceği en küçük değer 6. Buna göre polinomuzu yazalım. 18 bölü 6'dan 2 çarpı x küp olur. 6 dediğimizde x üzeri 0'dan 1 gelir. 1 daha 2 olur. Burada p3'ü elde edeceğiz. 2 çarpı 3'ün küpü artı 2'den 54 artı 2 56 olur. A ve B birer gerçek sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre A, B, C'nin toplamı nedir demiş. Öncelikle arkadaşlar ifademin aynısını aşağı yazıyorum. Adım adım ilerleyeceğim. Bakın gençler ilk başta 3x yazılmış. 3x ile çarpacağım. Çarptığım zaman 3x küp eksi 6x kare eksi 3x gelmekte. Çıkarma işlemi yaptığımdan ifadeyi eksi ile genişletiyorum. Şunlar gitti. a artı 6x kare x parantezinde b artı 3 artı c kaldı. Şimdi arkadaşlar şurada ne yazılı artı 7. Bir de artı 7 ile çarpalım. 7x kare eksi 14x eksi 7 geldi. Çıkarıyorum. ile genişletiyorum çıkarttığım için. Oluşan ifadeyi düzenleyelim. A artı 6 eksi 7. X parantezinde b artı 3 artı 14. C artı 7 geldi. Daha fazla devam etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki ifade neye eşitmiş? 2x eksi 3'e. Eşitliğin sol tarafında x kareli ifade var. Sağ tarafında yok. O zaman burada x karenin katsayısı 0 olmalı. a eksi 1 sıfırdan a'mız 1 olur. Arkadaşlar eşitliğin sol tarafında x'in katsayısı b artı 17'dir. Sağ tarafında ise 2'dir. b'miz eksi 15 olur. Sabitimiz c artı 7'dir. Sağ tarafında sabit eksi 3'tür. C'miz eksi 10 olur. Topladığımızda cevabımız eksi 24'tür. Gelelim 6'ya. Px'in x artı 3 ile bölümünden kalan nedir? x artı 3'ü 0'a eşitliyoruz ve x yerine eksi 3 yazıyoruz. P eksi 3, 2 çarpı eksi 3'ün küpü, 4 çarpı eksi 3'ün karesi, eksi 3 çarpı eksi 3 eksi 5 diyorum. Eksi 27 çarpı 2'den eksi 54. 4 kere 9 36. 9 artı 5'ten 14 gelir. Burası da bize 50'yi verir. Eksi 54 artı 50'den cevabımız eksi 4 olur. Nerede hata yaptım? Tekrar bakalım. 2 çarpı 27'den eksi 54. 4 kere 9 36. 9 evet şurada hata yapmışım. 9 eksi 5'ten 4 geliyor arkadaşlar. Eksi 54 artı 40'dan Eksi 14 gelir cevabımız. Evet 7. soruda eşitlik verilmiş ve burada bir tane bilinmeyenimiz var. Px eksi 2 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. x artı 1'i sıfıra eşitliyorum ve x yerine eksi 1 yazıyorum. O zaman bize p eksi 3'ü soruyor arkadaşlarım. Öncelikle eşitlikteki bilinmeyeni bulmaya çalışalım. Bunun için x yerine 1 yazıp eşitliğin sol tarafını 0 yapıyorum. 1 artı a eksi 1 eksi 2'den a'mız 2 olur arkadaşlar. a'yı yerine yazalım. Şimdi p eksi 3'e ulaşmaya çalışalım. Bu sefer x yerine eksi 3 yazmalıyız. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 1 çıkardığımızda 8 gelir. 8 çarpı p eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün küpü eksi 27'dir. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 2 ile çarptığımda 18 olur. Şuraya eksi 3 dersem artı 3 eksi 2'den artı 1 gelir. Eksi 27 artı 19'dan 8 geliyor. Eksi 8 geliyor arkadaşlarım. Ve eksi 3'ümüz bu durumda eksi 1 olur. 8'e bakalım. P 4x bölü 3 ifadesi verilmiş. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? O zaman x eksi 4'ü 0'a eşitleyip x yerine 4 yazacağız. Bize P4 nedir diyor. Arkadaşlar P4'e ulaşmak istiyorsak şuranın 4 olması lazım. E peki 4x bölü 3 ifadesi 4 olacaksa x'e 3 dememiz gerekir. x 3 için P4'e ulaşacağız. 2 çarpı 3'ün küpü eksi 3 çarpı 3'ün karesi eksi 5 çarpı 3 artı 2 olur. 27 çarpı 2'den 54. 54 eksi 27'den 27. 27'den 15 çıkardığımızda 12. 2 daha 14 olur. Cevabımız C'dir. Dördüncü dereceden Px polinomu x, x artı 1, x eksi 2, x artı 2 ile tam bölünebilmektedir. O zaman bu polinomun baş kas sayısına a diyelim arkadaşlar. Çarpanlarını yazalım. Şöyle x diyelim. a çarpı x çarpı x artı 1 x eksi 2 x artı 2 olacaktır. Zaten burayı çarptığımızda dördüncü dereceden bir polinom elde ederiz. Sadece şu anda baş kas sayısını bilmiyorum. Px polinomun katsayılar toplamı 6. Demek ki x yerine 1 yazınca 6'ya eşit olmalı a çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1 yazdığımda eksi 1 olur. 1 yazdığımda 3 olur. 6 eşittir. Eksi 6 a'dan a'yı eksi 1 bulmuş oluruz. Demek ki polinomumuzun baş katsayısı eksi 1'miş. P, p 2 x eksi 1 polinomunun x ile bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar burada x'e 0 eşitliyorum ve x yerine 0 yazıyorum. Yani bize p, p eksi 1 nedir diyor arkadaşlarım. Önce p eksi 1'i bulmaya çalışalım. Bakın şurada biz x yerine eksi 1 yazarsak burası 0 olacaktır. 0 ile bir ifadeyi çarptığımızda sonuç 0 gelecektir. Burayı 0 bulduğumuza göre şimdi p0'ı bulmalıyız. Arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda yine çarpım durumunda olduğu için 0'a eşit olacaktır. Cevabımız c'dir. Gelelim ona. p x y verilmiş. x artı y eksi 4 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burayı bir düzenleyelim. Şuraya dikkat ettiyseniz zaten burası x artı y'nin küpüne eşittir. Eksi 11. Burada x artı y eksi 4'ü 0'a eşitleyip x artı y yerine 4 yazmamız gerekiyor. Peki burası 4 değil mi o zaman? 4'ün küpü x 11'den 64 eksi 11 cevabı 53 buluruz. A sıfırdan büyük ve a 1den farklı olmak üzere fx polinomunun buradaki ifadeyle bölümünden kalan hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar kolayca görebilmeniz için bu ifadeyi şöyle yazacağım. x eksi 2'miz k olsun. O zaman buradan k kare eksi 2k artı 1 geliyor. Bakın burayı da çarpanlarına ayırırsak k eksi 1'in karesi gelmiş oluyor. Şimdi x eksi 2'ye k demiştik. k gördüğümüz yere x eksi 2 yazalım. O zaman ifade x eksi 3'ün karesine eşit olmuş oluyor. Bakın px'imiz bu ifadeye eşit. Şimdi burada bunu sıfıra eşitlediğimizde x yerine 3 eksi kök a yazmamız gerekiyor. Yazalım arkadaşlar. 3 eksi kök a yazdım. Eksi 3'ün karesinden şunlar gider. Eksi kök a'nın karesi bize a'yı verir. Cevabımız c'dir. Ve gelelim son sorumuza px bölü qx eksi 2 verilmiş. qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 2. Bunu sıfır eşitlediğimizde x yerine 3 yazmalıyız. Demek ki q3'müz eksi 2'ye eşitmiş. px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan nedir? Bunu sıfır eşitlediğimizde x yerine 5 yazmamız lazım. p5 nedir diyor arkadaşlar. O zaman burada x5 için ifademizi oluşturalım. p5 bölü Bakın x yerine 5 yazdığımızda q3 gelmekte. 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 eksi 4 oldu. Q3'ümüz eksi 2'dir. F5 eşittir. 25'ten 14 çıkardığımızda 11 olur. Eksi 2 ile çarptığımızda cevap eksi 22 gelir. Evet arkadaşlar aslında mantık hep aynı. Burada bulduğumuz x değerlerini gidip istenilen ifadede x'in yerine yazıyoruz. Sonra işlem yapıp, 4 işlem yapıp aradığımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hepsi bundan ibaret. Evet, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.